Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 81. birleşiminin 8. oturumunu açıyorum. 207 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Değerli milletvekilleri, 17. madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergeleri aykırı sırasına göre işlem alacağım. İlk önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 17. maddesinin teklif metninden çıkarmasına arz ve teklif ederiz. Ayhan Altıntaş Ankara, Yasin Öztürk Denizli, Ayhan Erel Aksaray, Ümit Beyaz İstanbul, Hüseyin Öz Trabzon milletvekilleri. Evet, önerge üzerinde söz talebi Sayın Ayhan. Katılmıyoruz Sayın Başkan. Pardon, komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkan. Sayın Erel buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 17. maddesi üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyük Komutan Atatürk'ün silah arkadaşı, milli mücadelemizin kahramanlarından, Cumhuriyet tarihinin iki marşalından biri, Atatürk'ün Anadolu'da örgütlenmeye başladığını duyunca ondan kıdemli olmasına rağmen Atatürk'ün emrine giren, ömrünün yarısını savaş meydanlarında geçiren, Kurtuluş Savaşımızın 3 Mustafa'sından biri olan, büyük taarruzun planlarında payı bulunan, milli mücadelemizin temel direklerinden İstiklal Savaşı döneminin ilk savunma bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İlk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 70. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı da şükranla, minnetle anıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58. maddesinde tekerrür hükümleri düzenlenmiştir. Tekerrür nedir derseniz ve mükerrilere özgü ne demek sorularına cevap vermek gerekirse, ceza sistemimizde failin belirli şartlar dahilinde ve belirlenen süreler içerisinde birden fazla suç işlemesine tekerrür, bu tür durumlara ilişkin düzenlenen özel hükümlere de mükerrilere özgü hükümler denilmektedir. Tekerrür kelime olarak tekrar etmeyi ifade etmekle birlikte ceza hukukumuzda failin birden fazla suç işlemesi anlamına gelmektedir. Kanunun tekerrür hükümlerini düzenlemesinin amacı failin suç işlemeyi tekrarlamasının önüne geçmek, suçun tekrarı halinde ise faile uygulanacak cezanın ve infazının tatbikini daha ağır şartlara bağlamaktır. Çeşitli ceza sistemlerinde tekerrürün şartları farklı şekillerde düzenlenmiştir. Türk ceza hukuku sisteminde ise tekerrür, burada öne çıkan en önemli özellik tekerrür bakımından aynı suçun işlenmesinin şart olmamasıdır. Örneğin kasten işlenmiş olan iki farklı suçun işlenmiş olması da tekerrür kapsamında kabul edilmektedir. Ancak kasten işlenen suçlarla taksirle işlenen suçlar kendi aralarında tekerrüre esas olmamaktadır. Bir hükümlünün suçta tekerrür ettiğini kabul edebilmek için ilk suça ilişkin cezanın kesinleşmesinden itibaren kanunda belirlenen süreler içerisinde yeniden suç işlemiş olması şartı aranmaktadır. İlk suça ilişkin yargılama henüz kesinleşmemiş, yani ilk derece mahkemesi veya üst mahkemelerde yargılama devam ediyor iken işlenen ikinci suç tekerrür kapsamında değerlendirilmez. Eğer kişi suç işlerken 18 yaşından küçük ise bu suç tekerrür düzenlemesi kapsamında değerlendirilemez ve tekerrüre esas olamaz. Yani kanunda yer alan düzenlemeye göre her iki suç birbirinden farklı suçlar olabilir. Ancak kasıtlı suçlarla taksirli suçlar sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmamaktadır. Tekerrür halinde suça ilişkin ceza mükerrilere özgü infaz rejimine göre çektirilmektedir. 5275 sayılı ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun mükerrilere özgü infaz rejimini düzenlemesine yer aldığı 108.
maddeye göre tekerrür halinde hükümlü cezanın 1/3'ünü değil 2/3'ünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmesi halinde koşullu salıverilme düzenlemesinden faydalanabilir. Eğer tekerrür hükümler 2. defa uygulanmışsa hükümlü artık koşullu salıverilme düzenlemesinden faydalanamaz. Ceza kanunlarımızda bazı suçlar için hapis cezası ile adli para cezası seçimlik olarak düzenlenmiştir. Düzenlemeye baktığımızda bu istinaf yolu kapalı olan suçun neden tekerrüre esas oluşturmayacağı hususu konusunda bir açıklık yoktur. Dolayısıyla bu açıklama olmadığından ilgili maddeyle çeliştiği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle bu maddenin kanun metninden çıkarılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Hepinizi saygıyla selamlar. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.